14 Temmuz 2007-2017 akşamı yayınlanan 692 sayılı kanun hükmünde kararname ile 7.348 kamu çalışanı yine işinden edildi. Aslında bir yıl önce 20 Temmuz 2016 yılında başlatılan OHAL ve kanun hükmünde kararname süreci FETÖ ile mücadele adı altında başlatılmış olmasına rağmen bugün gelinen noktada FETÖ ile mücadeleden çok AKP'ye karşı, AKP karşıtı muhalif kesimlere yönelik saldırıya dönüştü. Son kararname ile birlikte 553 kamu çalışanı, iş kolumuzda üyemiz, sendika üyesi ve şube başkanımız görevlerinden ihraç edildiler. İhraçların gerekçesi aslında daha önceki kanun hükmünde kararnamelerde yayınlandığı gibi herhangi bir gerekçeye dayanmıyor. AKP karşıtı olmanız, muhalif olmanız yeterli. Bu kimlik üzerinden ihraçlar gerçekleştirildi. Son kanun hükmünde kararname ile 8 tane şube başkanımız, bir il temsilcimiz ve yine onlara bağlı olarak iş yerinde yönetici düzeni olan arkadaşlarımız ihraç edildi. Aslında ağırlıkla Diyarbakır, Van, Büyükşehir, Mardin gibi büyük şehirler başta olmak üzere bölgedeki birçok ilde hızlanmış olan bu süreçte sadece kamu çalışanları değil, birçok işçinin de aynı süreçte ihraç edildiğini görmekteyiz. FETÖ ile mücadelede aslında gerçekten hükümet kararlı ve samimi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet ve muhalefet partilerinin verdiği terörle mücadele başta olmak üzere FETÖ ile mücadele konusunda araştırma önergeleri yine AKP'nin kendi oylarıyla bildiğiniz gibi reddedilmişti. Buradan da görülmektedir ki AKP hükümeti aslında o halle başlayan süreci kendi lehine çevirip kanun hükmünde kararnamelerle bir tasfiye sürecine girmiştir. Kadrolaşamadığı, elinde bulunduramadığı birçok belediyede hem sendikal örgütlerimize müdahale etmiş hem de halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanlarını ve eş başkanlarına görevden el çektirerek seçimle alamadığı yerleri o hal gerekçesi ve dayanağı ile eline geçirmiş durumda. Yani yeni bir kadrolaşma süreci başlattı. Bu kadrolaşma süreciyle birlikte örgütlülüğümüz 27 yıldır her türlü siyasi baskıya ve iktidarlara rağmen kamu çalışanlarının sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini yılmadan sürdüren ve hiçbir siyasi iktidara boyun eğmeden mücadelesine devam eden KESK ve bağlı sendikalarımıza yönelmiş bir durumdur. Bu durumdan çıkmanın bizim açımızdan bir tek yolu var. Biz sokak ayağını ve mücadeleyi terk etmeyeceğiz. Biliyoruz baskılar fazlasıyla artacak, üzerimize daha fazla gelinecek. Ancak bildiğimiz bir şey daha var. Kuruluş aşamasında başlattığımız ve 27 yıllık mücadele geleneğimiz içerisinde terk etmediğimiz ve çocuklarımıza yarın onurlu bir gelecek bırakacağız şiarından dün vazgeçmediğimiz gibi bugün de vazgeçmeyeceğiz. Bugün taleplerimiz arasında OHAL'in ve kanun hükmünde kararnamelerin kaldırılıp sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması talebi varken bugün aldığımız bir haber yine öğlen saatlerinde Bakanlar Kurulu'nda olağanüstü halin tekrar uzatılarak 3 ay daha uzatılması için fezlekenin Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmiş olmasıdır. Gerçekten adalet ve demokrasi talebinin bu kadar acil hissedildiği bir dönemde o halin kaldırılması talebinin ne kadar doğru ve açık olduğu bir gerçektir. Seçilmişlerin yeni atanan kayyum uygulamalara bir an evvel son verilmesi yine taleplerimiz arasındadır. Çünkü 5.393 sayılı Belediyeler Kanunu'ndaki belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen yasa ve onun ilgili maddeleri halen yürürlüktedir. Dolayısıyla kayyum ehliyeti sürecinin nereye kadar ne zaman götürüleceği belirsizliğinden kurtulması lazım. Hizmetlerin daha verimli hale getirilebilmesi, hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için belediye meclislerinin bu anlamıyla devreye girmesi ve yetkilerini kullanması gerekmektedir. Hükümetin bu konuda acil adım atması zorunluluktur. Yapılmak istenen aslında sendikalarımıza ve örgütümüze müdahale dedim. Evet, vesayet sendikacılığını dayatmaya çalışan, kendine benzeyen sendikalar yaratmaya çalışan ve dikensiz gül bahçesi isteyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Şu an bölgede yaşanan örneğin Diyarbakır, Mardin, Van başta olmak üzere bu belediyelerde kayyum eliyle arkadaşlarımızın ihraç edilmesinin önünü açarken bir yandan da memur senin örgütlenmesinin önü açılmış ve hızlandırılmıştır bu süreç. Oysa ki sendikalar hükümetten ve siyasi partilerden bağımsız olmalıdır. Bu temel ilkesidir. Ama bugün hayata geçirmek istenen, kendine benzeyen sendikalar oluşturmak, siyasi partilerin bir alt organıymış gibi
yedeğine girmeyen sendikalar tasfiye edip yedeğini alabileceklerle yol yürüme çabasında olan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Anayasal bir hak olan adil yargılama ve yine aynı biçimde savunma hakkı kamu çalışanların elinden bugün de alınmış durumdadır. OHAL süreciyle başlatılmış olan süreçte arkadaşlarımız ihraç edilirken hangi gerekçeyle ve neye dayandırıldığı bilinmeden bir sabah kalktıklarında işlerinden olduklarını gördüler. Düşünün, evlerine çocuklarının yanına döndüklerinde niye atıldıklarını bile ifade edemeyen ve yarını karanlık olan, açlığa, sefalete çocuklarla bile mahkum edilmiş olan 150 bine yakın şu an kamu çalışanı var. Ülkenin gerçekten acilen demokrasiye dönmesi lazım. Hak, hukuk, adalet talebimiz bütün toplumsal kesimler ve muhalif kesimlerin ortak duruşu ve söylemi haline dönüşmüştür. Bu konuda o zemini daha da genişleten, bu zemin üzerinde siyasi iktidarın baskılarına ve antidemokratik uygulamalarına karşı duruşu hayata geçen bir tarzı bir mücadeleyi önümüzdeki günlerde koyacağız. Bundan kaçış yok. Sevgili arkadaşlar, yapılacak şey gerçekten tek ve hepimizin ortak mücadelesidir. Bir memur sen, yeni bir memur sen yaratılmak istenirken biz kamu sen ve diğer sendikaların da içinde olduğu, hatta yarına ilişkin nasıl bir program yapacaklarını çok tartışmadan yola çıktıklarını ve siyasi iktidarlara bağlı duruşlarını devam ettirirken bizlerin bu alanda yeni şeyler söylemesi ve yeni bir hikaye yazmaya ihtiyacımız var. Dün olduğu gibi yeniden belki iş yerlerimize sıfırdan başlamak kaydıyla iş yerlerimize döneceğiz. Mücadeleyi iş yerlerimizde sokaklara, sokakta alanlara taşımak zorundayız. Mücadelenin bu noktada büyümesi hepimizin ortak görevidir ve bu görevi biz önümüzdeki günlerde üzerimize düşen kadarıyla yapmaya hazırız. Tüm bu alanda mağdur olan kesimleri, sendikaları, emek örgütlerini, meslek örgütlerini dayanışmaya, mücadeleye davet ediyoruz.